ve zorlu mücadele başladı. Zorlu mücadeleye Çankırıspor başlıyor. Korhan sağ tarafa doğru uzun bir top gönderdi Ahmet Turan'a doğru ama orada Osman'ın kontrolünde top dışarı çıkıyor. Şimdi top dışarı çıkıyor. Taç atışı. Konuk takımın topu çeyrek daireye yerleştirdi. Ceza sahası içindeki arkadaşlarına baktı. Ahmet Turan yaptı ortasını. Ozan! Penaltı mı diye bakıyoruz. Hayır, Ozan orada kafa vuruşunu gerçekleştirdi. Fatih'e çarptı çizgi üzerinde sevgili izleyenler. Şimdi Göztepe sol kanattan hızlı geliştiriyor atağını. Furkan ceza sahası giriyor. Furkan şutunu çekti ama dışarı çıkıyor. Orada sağ tarafta müsaitte olan Cihan vardı. Ortasını yaptı kafayla uzaklaştıran isim. Aytek oluyor Göztepe'de. Halil pasını verdi. Sağ kanattan şimdi Halil ile geliyor. Halil karşısındaki isim Murat. Halil topu ayağından biraz açınca Murat'ın müdahalesi gecikmedi. Top yine Göztepe'lilerde kaldı. Yerde kalan bir oyuncu var Korhan'ın müdahalesiyle. Ramazan yerde kaldı. Faul atışını kullanacak ev sahibi takım. Zan ortasını yaptı. Yasin kafayı uzaklaştırdı. Şimdi Azmi topla buluştu ama isabetli bir kontrol olmadı. Onur pasını verdi. Şimdi sağ tarafa açılan bir top. Sağ tarafta Cihan topla buluştu. Cihan ortasını yaptı. Arka tarafta kafa vuruşu. Şaban'ın kafa vuruşu. Kaleci Okan için kolay bir top oldu. Okan arkadaşlarının işi yaptı ama top dışarı çıktı. Atış kullanıldı. Ramazan devam ediyor sağ kanattan şimdi. Göztepe atağını izleyeceğiz. Ramazan topla devam ediyor. Ramazan Emre Akçili geçti. Ortasını da yaptı Yasin. Kademede araya giren isim oldu. Top dışarı mı çıkıyor diye bakıyoruz. Evet, köşe vuruşu kullanacak. Göztepe atak yönüne göre sağ kanattan sevgili izleyenler. Göztepe'de ilk köşe vuruşunu kullanacak. Ceza sahasına doğru bir orta. Korhan yumrukla topu uzaklaştırıyor. Nuri yetişebilecek mi? Nuri topa yetişti. Şimdi Çankırıspor hızlı bir kontrata yakalayabilir. Nuri topla beraber ilerlemeye devam ediyor. Nuri rakibinden sıyrılabilecek mi? Orada Cihan bir müdahale etti. Bu müdahale sonucunda yerde kaldı ama oyun devam etti. Şimdi Azmi topu ayağında takıldı. Azmi bu arada Ahmet Turan araya girdi. Burada bu arada Nuri'nin kayarak bir müdahalesi var ve sarı kart geliyor Nuri'ye. Furkan'a yaptığı müdahale sonucu sarı kartla cezalandırıyor karşılaşmanın orta hakemi. Nuri karşılaşmada ilk sarı kartı gören isim sevgili izleyenler. Çankırıspor'da Nuri'nin müdahalesi sonucunda Furkan yerde kalmıştı. Anda hiç riske girmedi. Topu dışarı gönderdi. Göztepe'li taraftarların olduğu tribüne doğru top dışarı çıktı. Şimdi Murat Çankırıspor'da uzun bir atış gönderdiler. Penaltı noktası üzerine doğru. Orada Aytek kafayla topu kaleye doğru göndermek istedi ama top doğrudan dışarı gitti. Göztepe'nin etkili geldiği bir dakikaydı. Kafa vuruşunu gerçekleştirdi ama doğru. Göztepe kalecisi Tolga'na kadar geldi. O da pasını verdi Ramazan. Tekrardan Tolga Han desteklemek için İzmir'den Çankırı'ya kadar geldiler ve bu dakikaya kadar da takımlarını destekliyorlar. Keza Çankırıspor taraftarı da Tolga Han. Şimdi kale atışıyla oyun tekrardan başlayacak. O top yine Göztepe'li oyuncularda kaldı. Şaban Cihan'a kazandırdı. Cihan Şaban'a verdi pasını. Yasin kademede araya giren isim oldu. Orada Şaban presini sürdürüyor. Yasin topu uzaklaştırdı. Onur'da kaldı şimdi. Onur. Fatih ortasını yaptı. Orada araya giren isim Nuri oldu. Yasin kafa topuyla topu uzaklaştırmak istedi ama orada bir müdahale geliyor Şaban'dan. Faul kararı. Yasin oradan kaleye doğru giden bir top oldu ama kaleci Tolgan çıktı ve aldı. Bünyamin'den önce topu kontrol etti. Uzun bir atış geldi. Orada Halil ve Nuri mücadelesi var. Nuri Halil mücadelesinde bu arada Halil rakibini çekiyor. Faul kararı geldi. Nuri de topu bıraktı. Kalecisi şu arkadaşına pas vermek isterken offside var mı? Hayır, oyun devam ediyor. Cihan ortasını yaptı. Murat uzaklaştırıyor. Ahmet Turan topu şimdi indirdi. Koray iki rakibi arasında kaldı ama pasını vermek isterken hatalı bir pas oldu. Fatih kazandı.
Murat sol kanattan ortasını yaptı ama top doğrudan dışarı çıktı. Çankırıspor. Şimdi sol taraftan konu takım gelecek. Pas verebileceği bir arkadaşını arıyor. Orta alana doğru gönderdi şimdi. Topla buluşan isim Onur. Sağ kanada verdi pasını. Ramazan ortasını yaptı. Arka tarafta Halil. Topu yükseldi ama Halil yetişemedi topa. Nuri uzaklaştırıyor. Top dışarı çıkıyor. Son müdahale var mı diye bakıyorum. Hayır, yok. Atış. Göster arkadaşlarına bakıyor. Sol tarafa doğru Halil'e doğru uzun bir top gönderdi. Halil topla buluştu şimdi. Onu karşılayan isim Nuri var. Halil içeri doğru sürdü topu. Korhan araya giriyor. Kalecisi Okan'a kazandırdı. Okan riske girmedi orada. Topu doğrudan dışarı gönderiyor. Şimdi Osman tekrardan atış kullanacak. Verdi pasını Şaban. Yasin de arkasındaydı. Göztepe Enes onun yerine, Kubat'ın yerine oyuna giren isim oldu. Bu arada oyun tekrardan başladı sevgili izleyenler. Çankırlı oyuncular da doğrudan Göztepe. Ceza sahası çizgisi üzeri kalabalık. Ahmet Turan uzun bir top gönderdi. Ozan kafayla vurdu. Kaleci yere düştü. Oyun devam ediyor. Korhan ceza sahası dışına bir şut gönderdi ama top dışarı çıkıyor. Çankırıspor'un etkili geldiği bir dakika. Taraftarlarından da alkış aldı. Bu atak diyebiliriz sevgili izleyenler. Farklı bir şekilde dışarı giden bir top oldu bu. Çankırıspor'un bu tarz atakları tribün tarafta topla buluştu. Koray. Ahmet Turan. Ahmet Turan top önünde kaldı. Oyun devam ediyor. Ahmet Turan sağ tarafa doğru gönderdi. Bünyamin ceza sahası içeri topla buluştu. Bünyamin şutunu çekti. Aytek'e çarpan top oldu bu. Bünyamin doğrudan kaleyi düşündü. Aytek'e çarpan top şimdi Göztepe adına hızlı bir atak olabilir. Halil topla buluşuyor orada. 3 çankırın arasında Halil oyunu devam ediyor. Koray yanında. Yasin orada müdahalesini yapıyor. Bünyamin ceza sahası içinde önüne düşen topa gelişine vurdu ama Aytek'e çarpan top. Yasin hiç bekletmeden atışı kullandı. Korhan topu kazandı. Koray mı izliyor? Onlar için de çok önemli bir mücadele. Çankırıspor bu karşılaşmadan alacağı 3 puanla üst sıralara doğru tırmanmak istiyor. Bu arada Göztepe sol taraftan atak tazeleyecek. Osman ortasını yaptı. Okan. Koray. İki kişi karşısında var. Koray sağ tarafa doğru gönderdi. Ahmet Turan yetişebilecek mi orada? Son bir çizgisi kalabalık. Orta geldi. Bir kafa vuruşu Okan. Çift yumrukla topu uzaklaştırıyor. Ceza sahası dışına açılan bir top. Halil kontrol etti. Orada Ozan'ın bir müdahalesi var. Halil tekrardan ceza sahası içine girmek istiyor. Halil orada ortasını mı yapmak istedi? Şut mu çekmek istedi? Ama netice top dışarı çıkıyor. Yerde kaldı. Oyun devam ediyor mu diye baktım. Faul kararı geldi. Şimdi sağ kanada açılan bir top var. Ramazan topa yetişebilecek mi? Yetişti. Ramazan içeri baktı. Yaptı ortasını. Arka tarafa açılan bir top var. Ahmet Turan topu karşıladı. Onun karşısındaki isim o noktada sevgili izleyenden isim Çankırıspor'da. Topu çeyrek daireye yerleştirdi. 5 Çankırılı oyuncu ceza sahası içinde yerden bir top gönderdi. Ozan topuk pası. Korhan şutunu çekti ama top dışarı çıkıyor. Cihan. İşaret geldi. Ortasını yaptı. Orada bir kafa vuruşu. Okan uzaklaştırıyor. Halil içeri doğru bir orta gönderdi. Tekrardan Alper. Bu arada ekranlarınızda Adnan Suvari, efsane Göztepe spor antrenörü Adnan Suvari'yi görüyorsunuz. Göztepe'li taraftarlar Adnan Hoca'yı da unutmadılar. Onun da pankartını hazırladılar Çankırı Stadı'nda. Onu da yer verdiler. Adnan Suvari'yi de rahmetle anıyoruz bu arada. Murat, Ozan, Koray. Oyun devam ediyor. Bu arada da Bünyamin'in bir sarı kartı vardı. Kırmızı kart gelecek. Bünyamin'e ikinci sarı karttan. Bünyamin'in orada kayarak bir müdahalesi vardı. Çankırıspor oyuncuların itirazları var. Çankırıspor oyuncular hakemin etrafını çevirdi. Bünyamin bir sarı kart daha görecek. Ve sağlık görevlileri oyun sahası içerisine girdi. Bünyamin, evet.
Ben bir şey yapmadım diyor. Evet, henüz ikinci sarı kartı göstermedi hakem. Kart elinde. Bünyamin ikinci sarı kartı görüyor ve kırmızı kartla oyun sahası dışında kalıyor sevgili izleyenler. Bünyamin ikinci sarı karttan oyun sahası dışında kalıyor. Çankırıspor kalan dakikaları 10 kişi tamamlayacak artık. Bu arada Göztepe'de bir oyuncu değişikliği yapılacak. Cihan oyundan çıkacak. Volkan oyuna girecek. Ceza sahası içinde 3 Çankırlı oyuncu var. Doğrudan kaleye gönderdi ama Tolgan için kolay bir top oldu bu. Tolgan hızlı başlatıyor oyunu. Uzun bir top gönderiyor sol tarafa doğru. Halil ile Ahmet Turan mücadelesi. Halil'in orada bir müdahalesi var, kafa müdahalesi var topa. Top dışarı çıkıyor, taça dışı Çankırıspor'un. Skorda bir değişiklik yok. Sabotay göğsüyle Ramazan'a indirdi. Ramazan içeri baktı. Yaptı ortasını, Okan çıktı ve aldı. Okan çıktı ve aldı topu. Buradan ortasını yaptı. Kaleci Okan için kolay bir top diyecektim ama Okan iki hamlede topu kontrol etti. Ve zorlu 90 dakika tamamlanıyor sevgili izleyenler. Zorlu 90 dakika. Ahmet Turan bu arada hakeme itirazlarından dolayı ikinci sarı kartı gördü maç sonucunda. İkinci sarı karttan kırmızı kart görüyor oyun bittikten sonra Ahmet Turan. Hakan Yılmaz, Çankırıspor teknik patronu oraya gitti. Oyun sahası bir anda karıştı sevgili izleyenler. Ahmet Turan hakem son düdüğünü çaldıktan sonra ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü hakeme itirazlarından dolayı. Hakan Hoca da o noktaya gitti. Ahmet Turan'ı biraz geri çekmek istedi.